Arkadaşlar merhaba. Herkese iyi günler. Herkesin durumu iyidir inşallah. Bugün burada bir çekim yapıyorum. Bugünkü çekimimizin amacı karavan evleri, İngiltere'deki karavan evleri. Burası bir karavan site. Arabalarla karavanlar gitmiyor ama hepsi burada sabit kalıyor. Ben sizlere bir karavanları göstereyim. Bazıları satışta, onların fiyatını da göstereyim size. Bakalım ne düşünüyorsunuz? Bir tane de karavanda içine girip çekişte yapacağım, onu da göstereyim. Gördüğünüz gibi giriş yeri burası. Buranın sahibinin kaldığı yer, şu karşıda gördüğümüz ev. Onlar burada kalıyorlar. Hemen içeri girdiğiniz zaman şöyle baktığınız gibi burada alışveriş yeri var. Burada yeme içme 3-5 tane şeyler alınabiliyor. Biraz pahalı olabilir çünkü burası her taraftan uzak olduğu için. Gördüğünüz gibi burası sırf karavan evleri, hepsi sağlı sollu. Yavaş yavaş yürünüyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar karavan evlerine devam edeceğiz. Ben sizi bir tane evin içine de girip evdeki karavanları size göstereceğim. Baya güzel, sessiz sakin bir yer burası. Gene Cornwall'dayız. Baya bir güzel. Kafa dinlemek istiyorsanız buralar mükemmel. Gördüğünüz gibi arka arkaya dünya kadar karavan evleri böyle hepsi gelmiş buralara. İnsanlar genelde tatilde yaşıyorlar. Tatilde yaşarken de işte böyle almışlar evleri buralardan. Kafa dinlemeye geliyorlar. Ha, şehir hayatından uzaklaşmak için. Şimdi şöyle gelelim. Burada bir satış görmüştüm. Onu da göstereyim. Bayağı bir büyük van. Büyük olan bir karavan. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar, sanki böyle özel site burası. Gördüğünüz gibi karavanlar da yani taşınmıyor. Hepsi sabit. Karavanlar eskidiği zaman da yaptıkları olay, onları yeniliyorlar. Tabii ki parasını neyse vereceksiniz. Şöyle gelelim şöyle. Allah'tan sessiz, sakin, fazla kimse yok. O yüzden kimseyi görüntüleme durumumuz da yok. Şurada görmüştüm bir tane karavan ben. Satışta olan. Hayır. Just gonna take a picture of this sign. Maybe a couple of my friends may be interested. İşte burada gördüğünüz şu karavan büyük ev, satışa ait. Kesinlikle 3-4 tane vardır. Gördüğünüz gibi fiyatı da 70 bin veya yakınında olan bir fiyata. Biraz pazarlık yapacaksınız. 70 diyorsa 65'e 60 alma imkanınız olabilir. Buradaki karavanlar 2 3 odalı değişiyor. Fiyatlarına göre değişiyor. Şimdi karavan evleri baya bir popüler oldu İngiltere'de. Bunun sebebi de Covid zamanında ve pandemikte insanlar şehir hayatından uzaklaşmış, kalabalıktan uzaklaşmak için böyle yerler baya bir popüler oldu. İnsanlar bu hayatı tercih ediyorlar kalabalıkların içinde olmaktan. Genellikle yaşlılar diyelim, efendime söyleyeyim, emekli olmuş insanlar var. Hepsi de böyle yerlere geliyorlar. Burada gördüğünüz karavanlar da büyük karavanlar. Ev maşallah evden de büyük yani. Ama buradakilerin çoğu insanlar da yurt dışında da yaşayan insanlar var. Yani tatildeler insanlar İspanya'da, Portekiz'de, Fransa'da yaşıyorlar. Belli zamanlarda da İngiltere'ye geliyorlar. İngiltere'ye de gelince evleri barklar olup dünya kadar vergi vereceklerine böyle işte küçücük evlerden kendilerine yapmışlar, almışlar zamanında. Burada kalmanız için buranın sahibini biraz önce görüştüm. Aylık kira veriyorsunuz. Yani karavan size ait. Aylık gene kira veriyorsunuz. Ama özel bir arazide olduğu için burası, o yüzden buraya vergi ödemiyorsunuz. Yani devlete nerede kalırsanız kalın fark etmez. Her zaman vergi ödersiniz. Ama buralarda böyle bir durum olmuyor. Çünkü özel yere girmiş oluyor. Devlete ait değil. Şöyle gelelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar karavanlar her tarafı, insanlar da bayağı var. Kış olmasına rağmen yaprak dökümü. Aha, bizim arabayı da gördük. Şuradan girelim. Şu karavanın içinde sizlere bir gösteri vereyim. Şöyle gelelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar arabamızı park etme yerimiz de var burada. Yaprak dökümü gibi her taraf sonbahar kışlara geldiği için şöyle içeriye gelelim. Gördüğünüz gibi bir
küçük bir masa burada, dışarıda balkon olayı var. Size ait burası. Kapıdan içeri girelim, bir bakalım nasıl bir yermiş. Ben de izin aldım, bu akşam burada kalacağım. Biraz da ben kafa dinleyeyim, bugün izinli bir günüm olduğu için. Şöyle bir açalım şurayı, içeriye girelim. İçeriye girdiğiniz anda gördüğünüz gibi burada televizyon var. Elektrikli ısıtıcı var burada, ondan ısınabiliyorsunuz. Aynı zamanda dışarıda göstereyim, şurada olan şu gördüğünüz şişeler, büyük şişeler, bunlar gaz şişeleri. Buradan size satıyorlar bunları. Yani central doğal gaz olayımız da burada oluyor. Yani üşüme durumunuz yok. Hem elektrikli hem gazlı olabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi burası, bu koltuklar da aynı zamanda yatak olarak açılabiliyor. Yani ekstradan misafirleriniz falan olursa onları da burada konaklayabilirsiniz. Böyle küçücük bir oturma odası, masa sandalye burada var. Dışarıda balkon. Şöyle geldiğimiz zaman içeriye göstereyim şurada. Küçücük bir mutfak var. Gördüğünüz gibi 4 gazlı bir ocağımız var burada. Kahve makinesi var. Tost makinesi var. Şarabımız var. Şişelerimiz burada. Mikrodalga bulunuyor gördüğünüz gibi burada arkadaşlar. Bir de işte şurada dolap var. Bu gördüğünüz küçücük yer mutfak. Şurası da salon. Sizin oturma yeriniz. Şöyle şu tarafa geçelim. Odaları göstereyim. Burada iki tane oda var. Ayrıca şu gördüğünüz yer daha hiç üstleri falan atılmamış, daha kullanılmamış. Burası iki kişilik çiftli yatak odası var burada. Şu tarafa geçeyim. Burada gördüğünüz gibi tuvalet banyo var arkadaşlar. Lavabosu da var burada gördüğünüz gibi. Bunlar buralarda böyle. Burada bir tane daha oda var, onu da göstereyim. Ola ki bir misafiriniz gelmiş olmuş, çoluk çocuk olur. Burada da küçük iki tane daha yatak odası var. Gördüğünüz gibi elbiseleri koyacak yeriniz de var. Yani fena değil. Anlayacağınız burası bir karavan yeri. Burada kalma imkanına sahipsiniz. Fiyatları değişir büyüklüğüne göre. Böyle bir küçük bir yeri kiralamak buradan kendinize aitse yaklaşık olarak verdiğiniz para, buraya 500 sterlin civarında para vermeniz lazım burada kalması için bu karavanın. O da 22 bin liraya falan denk geliyor. Aynı zamanda elektrik, gaz size ait olacak. Yani 600-650-700 liraya kadar aylık masrafınız olur burada yaşamak için. Bayağı bir ucuz. Dediğim gibi pandemi zamanında bunlar çok popüler oldu. İnsanlar olduğu gibi böyle yerlere geliyorlar, kaçıyorlar. Kimileri tatil yeri olarak kullanıyorlar. Genelde de bazı insanlar var, gördüm bayağı arabalar var. İnsanlar burada da yaşıyorlar. Yani bugünkü çekimdeki arkadaşlar, bir size karavan evlerini göstereyim dedim. Bir aklınız, fikriniz bulunsun. Çok ucuz buralarda yaşamak, karavan evlerinde. Böyle ucuz yönlü bir yerler istiyorsanız İngiltere'de böyle bir yerler, daha da ucuz yola başvurabilirsiniz. Çekimimi bitiriyorum. Abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi gene İngiltere'den Cornwall'dan size ben bilgiler vereceğim ve aktaracağım. Dans olaylarını seviyorsanız lütfen her salı cuma benim dans videolarım çıkıyor. Ben milletler arası bachata öğretmeniyim. Diplomalıyım aynı zamanda. O yüzden onları da takip edebilirsiniz. Şimdilik yayını burada kapatıyorum. Gördüğünüz gibi İngiltere'de bir karavan evleri. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bu akşam burada kalacağım. Sessiz, sakinlik içinde. Herkese saygılar, selamlar. Kendinize iyi bakın. Her şey gönlünüze göre olsun. Oldu mu? Hadi kolay gelsin.